Selam, merhaba. Bugün AYT diziler konusuyla ilgili beraber sorularımızı çözeceğiz. Birinci sorumuzdan başlayalım. AN aritmetik dizi. AN eşittir A eksi 2 N kare artı B artı 3 N artı B eksi 2 çarpı 2 üzeri N eksi 1 artı 1. Bana A5 artı A7 toplamını soruyor. Şimdi arkadaşlar, burada aritmetik dizinin biz formülünün AN eşittir AK artı n eksi k r olduğunu biliyoruz. R değişim miktarıydı. Bunlar da terimler. Şimdi burada bizim n kareli bir terimimiz olamaz arkadaşlar. N kareli terimimiz olamayacağı için a eksi 2 eşittir o zaman 0. A eşittir 2 diyorum. Peki 2 üzeri n eksi 1'li bir terimimiz aynı şekilde olamaz. O zaman b eksi 2 eşittir 0. B eşittir 2 diyoruz. Şimdi burada hemen AN eşittir. A burası sıfırladı zaten. Burası da sıfır. B yerine ben ne yazacağım? 2 yazacağım. 3 artı 2'den 5N artı 1. Artık bana A5'i soruyordu. Hemen yerine koyuyorum. 5 çarpı 5 artı 1'den 26. Bana neyi soruyordu? A 7'yi soruyordu. Yerine yazıyorum. 5 çarpı 7 artı 1'den 5 kere de 35 artı 1'den 36. Bana ikisinin toplamını sormuş. 26 artı 36'dan cevabımız 62. Yani B şıkkı arkadaşlar. İkinci sorumuz. İkinci soruda bize demiş ki AK toplam içerisinde A1, A2 artı en son AN olarak tanımlanıyor. İlk 4 terimi aritmetik dizide AN artı 1 eksi AN eşittir M ve gene toplam içerisinde AK 200 olduğuna göre M değerini sormuş bize. Şimdi arkadaşlar, şurada bu toplam işaretinde bu aslında şu anlama gelir. A1 artı A2 artı A3 artı nokta 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 A8'e kadar gittim. Çünkü şurası 8. Eşittir neymiş? 200. Şimdi peki bizim bildiğimiz formülümüzden, yani şu AN artı 1 eşittir ben. AN artı n artı 1 eksi n çarpı r şeklinde yazabilirim, değil mi? Bu bizim genel formülümüz. O zaman a n artı 1 eşittir a n artı r oldu. Şimdi burada bize bakın, a n artı 1 eksi a n'i m olarak tanımlamış. O zaman e a n artı 1 eksi a n eşittir r. Burada da m eşit, o da eşittir m. Şimdi bunu da yazdıktan sonra, şimdi ben bunları teker teker formülüme göre yazmaya çalışıyorum. 8 tane A1 artı, bakın R artı 2R olacak. Artı 3R artı nokta 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 7R eşittir. Neymiş arkadaşlar? 200. Peki ben A1'i soruda bana vermiş mi? İlk terim 4 demiş. O zaman yerine 4 yazayım. 32 artı, burayı toplarsak arkadaşlar, şurası 28 tane M. Aslında 28 tane R. R, o da neye eşitti zaten? M'ye eşitti. 28 tane M. Artı 28 tane M eşittir. Neymiş? 200. 28M buradan eşittir 168. 168'i de 28'e bölersek arkadaşlar 6. Yani bize neyi soruyordu? M değerini soruyordu. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Bize demiş ki bir AN dizisini tanımlamış. A15, A16 artı A17 toplamı kaçtır diye soruyor. Ben şimdi şunu şöyle yazmak istiyorum. AN 3 çarpı 1 bölü N kare artı N. Bunu çarpanlarına ayırırsak arkadaşlar, 3 çarpı 3 bölü N çarpı N artı 1. En son olarak bunu şöyle yazabilirim o zaman. 3 çarpı 1 bölü N eksi 1 bölü n artı 1. Bakın, paydaş dediğinizde n artı 1 eksenden 1 bölü n çarpı n artı 1 gelir. Bunu bu şekilde yazdım. Bana A15'i soruyor da hemen yerine koyuyorum. 3 çarpı 15, 1 bölü 15 eksi 1 bölü 16. Bu ne? A15. Şimdi artı A16'yı soruyor. Hemen yerine yazıyorum gene. 1 bölü 16 eksi 1 bölü 17. Bakın bu ne? A16. Artı 1 bölü 17 eksi 1 bölü 18.
Şimdi bakın bunlar sadeleşti mi? Bunlar da sadeleşti mi? O zaman şurası da zaten A17 idi. Ne oldu? 3 çarpı 1 bölü 15 eksi 1 bölü 18. Burayı 5 ile çarptım arkadaşlar. Burayı 6 ile. O zaman 3 çarpı 6 eksi 5 1. 1 bölü 15 ile 6'yı çarptınız 90. Buradan sadeleştirme yapalım. 1 bölü 30. Yani cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Denkleminin kökleri geometrik dizinin ardışık 3 terimidir. Buna göre n çarpımı kaçtır diye sormuş. Şimdi biz şunu biliyoruz. Hemen bir çarpanlarını ayıralım. X eksen. Bakın burada ben eksi 4'e eksi 9. X'e x olarak ayırabilirim. O zaman x eksi 9 çarpı x eksi 4 eşittir 0. Şimdi bunun 4. soruda kökleri yani x eşittir n, x eşittir 9, x eşittir 4. Bunun kökleri benim için ardışık geometrik dizinin ardışık 3 terimiymiş. Şimdi buradaki ihtimaller şöyle olabilir. Bakın birinci teriminiz 4, ikincisi n, üçüncüsü 9 olabilir. Birincisi n, ikincisi 9, üçüncüsü 4 olabilir. Bir de birincisi n, ikincisi 4, diğeri 9 olabilir. Yani 3 tane ihtimalimiz var. Biz biliyoruz ki bunun karesi karekök içerisinde ikisinin çarpımına eşit geometrik dizi olduğu için. Çünkü bize geometrik dizi olduğunu zaten sorumuzda söylemiş. Ve o zaman ne yazabilirim? N kare ya da n kare demeyelim. N eşittir 4 kare 9 36. N buradan eşittir 6. Buradan 9 eşittir 4n kök içerisinde buranın karesini alırsanız n eşittir 81 bölü 4. Burada 4 eşittir kare kök içerisinde 9n. 4'ün karesini aldım. N eşittir 16 bölü 9. Geometrik dizinin kurallarını kullandık. Şimdi bana bu soruda n değerlerinin çarpımını soruyordu. O zaman 6 çarpı 81 bölü 4 çarpı 16 bölü 9. Sadeleştirmeleri yapalım. 9'u 9'a böldüm 1. Burası 9. 4'ü 4'e böldüm 1. 4. O zaman 4 kere 9 36. 36 çarpı 6'dan 216. Yani cevabımız E şıkkı arkadaşlar. Beşinci sorumuzda bize ne demiş? AN eşittir N kare artı 3N artı K bölü N artı 2 dizisinde bize N'i pozitif doğal sayılar olarak vermiş. Bakın bunun olabilmesi ya da şunun AN elemanıdır N artı olabilmesi için şu ifadenin N artı 2'ye tam bölünmesi lazım. Yani AN N artı 2'yi tam bölecek arkadaşlar. Tam bölünecekse de o zaman yerine 2 koymam yeterli mi? Eksi 2. Yani N artı 2 eşittir 0. N eşittir buradan eksi 2 diyebilirim. O zaman denklemde yerine N eksi 2 yazdığımda aynı polinom gibi düşünebilirsiniz. Eksi 2'nin karesi artı 3 çarpı eksi 2 artı K eşittir 0 olacak. O zaman buradan 4 eksi 6 eşittir eksi K. Eksi 2 eşittir eksi K. K buradan eşittir 2. Yani cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Altıncı sorumuz. Aşağıdaki verilen dizilerden hangisi reel sayı dizisi değildir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi reel sayısı dizisi olabilmesi için birinci şık eli inceleyeceğim. AN hemen bir içler dışlar yapalım. A şıkkı için. Şimdi AN çarpı 3N eksi 18 tane AN eşittir 18 eksi 2 tane AN. AN'lileri bir tarafa alalım. Burada ne oldu? AN çarpı 3N bu tarafa atarsanız eksi 16 AN eşittir 18. Şimdi AN eşittir o zaman buradan 18 bölü 3N eksi 16. Zaten burada bir tam sayı yok. Bu reel sayı dizisidir. Bunda bir sıkıntımız yok. B şıkkına bakalım arkadaşlar. Direkt çarparak yazıyorum. AN çarpı N artı 5 tane AN eksi diye yazmayayım. 2 artı 6 tane AN. Bu tarafa attım arkadaşlar bunu.
O zaman AN çarpı N eksi AN eşittir 2. AN parantezine aldım. 2 bölü. Bakın N eksi 1. Yani paydamızı sıfır yapan bir tam sayı N değeri var. Yani N eşittir 1 için bu bir dizi değildir. Yani cevabımız aslında B şıkkı. Bir tane daha şıkkımızı inceleyelim arkadaşlar bakın. Mesela C şıkkı. AN çarpı N eksi 2 tane AN eşittir 7 eksi 5 AN. Bakın yine AN'leri bu tarafa atıyorum. Ne oldu? Bu tarafa attım. AN çarpı N artı 3 tane AN eşittir 7. Bakın AN N artı 3 eşittir 7. AN ne oldu? 7 bölü N artı 3. Biz zaten pozitif doğal sayılarla ilgileniyoruz. Burada N eşittir eksi 3 için tanımsız yapar. O zaman bu gene bir dizidir. Aynı D şıkkı ile E şıkkında da aynı şey söz konusu arkadaşlar. Gene onlara da bakalım. D şıkkımız AN çarpı N eksi 8 tane AN eşittir 4 AN artı 1. Buradan ne geliyor? Bu tarafa attım. AN N parantezinde eksi 12 eşittir 1 buradan. AN eşittir 1 bölü N eksi 12. Şimdi peki hangi şıkkımızdaydık? Dördüncü şıkkımızdaydık. E şıkkımıza bakalım. E şıkkı için AN çarpı N artı 3 tane AN eşittir 3 AN artı 1. Zaten burada arkadaşlar AN çarpı N eşittir 1. AN eşittir 1 bölü N de bizim için bir dizi. Ama B şıkkı yani 2 artı 6 AN bölü N artı 5 bizim için dizi değildir. Yani cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Şimdi 7. sorumuz. 7. soruda N gün sayısı olmak üzere bir bitkinin N'inci gün sonundaki boyu N küp artı 3 bölü N artı 3 santimdir. Buna göre bu bitkinin boyu 15 gün, pardon 5 gün kaç santim uzamıştır? Şimdi bakın 5. gününü soruyor ya bize. Ben A1 artı A2 artı nokta 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 A5 yerine 5 yazıyorum. 5'in küpü artı 3 bölü 5 artı 3. Şimdi 125, 128 bölü 8. Peki bana 5. günü sorduğuna göre ben şimdi geldim 4. güne kadar olan yeri bir yazayım. Artı A4 eşittir. O zaman ne oldu 4. gün? 4'ün küpü artı 3 bölü 4 artı 3. Ne oldu? 64, 67 bölü 7. Şimdi bu ikisini taraf tarafa çıkartırsam A1, A2, A3 ile A4 gitti. Ne kaldı? A5 eşittir. 16, 20, 128'i 8'e böldük. 16 arkadaşlar. 16 eksi 67 bölü 7. Buradan da 16 çarpı 7 eksi 67'den 45 bölü 7. Yani cevabımız Bursa arkadaşlar. 8. sorumuz. 8. soruda bize bir bilgi vermiş. Herhangi bir AB aralığındaki f fonksiyonunun değişim hızı fb eksi fa bölü b eksi a'dır demiş. Şimdi aritmetik dizi olduğu bilgisini vermiş. a13 artı a11 a78, a5 artı a3 de 46. Şimdi ben diyorum ki ilk önce şurayı bir eksiyle çarpayım ve taraf tarafa ben bunları bir çıkartayım. Yani ne oldu? a13 eksi a5 artı a11 eksi A3 eşittir neymiş? 78 eksi 46'dan arkadaşlar 32. Peki benim aritmetik dizide bildiğim bir şey var. Bakın şöyle. A13 eşittir. A5 artı 13 eksi 5 R yazabilirim. Yani buradan A13 eksi A5 eşittir 8 R gelir. Peki A11'i de şöyle yazabilir miyim? A11 eşittir A3 artı 11 eksi 3 R. Yani buradan A8 pardon A11 eksi A3 eşittir 8 R. Bakın A13 eksi A15 8 R. A11 eksi A3 8 R. O zaman buradan ne oldu? 16 R eşittir 32. Her tarafı 16'ya bölersem
R eşittir 2. Bize neyi soruyordu? Değişim hızı demek, R'si demek. Yani cevabımız bursa 2 arkadaşlar. 9. sorumuz arkadaşlar. 9. soruda bize demiş ki AN bir aritmetik dizi olmak üzere. Yani bize gene bir aritmetik dizi vermiş. Buna göre A1, A2, nokta nokta A12 bir ağacın aylara göre verdiği meyve ağırlığını göstermektedir. Birinci, ikinci ve üçüncü aylarda alınan meyve, toplam meyve ağırlığı 12. ayda alınan meyve ağırlığına eşittir. O zaman şimdi bunu bir sonra kullanalım. Bir yıl boyunca toplam meyve ağırlığı 6.3 tonmuş. Ve 6.3 tonu ilk önce ben 1 kilograma çevireyim. Yani 6.300 kilogram. Şimdi buna göre 5. ayda alınan meyveyi soruyor. Ben şunu yazabilirim o zaman. A12 artı A1 bölü 2 çarpı, bakın 12 ay olduğu için çarpı 12 eşittir 6.300. Şimdi sadeleştirme yaparsak buraya 6'ya böldüm. A12 artı A1 ne geldi? 1050. Şimdi peki bana şurada şu bilgiyi vermişti. Şunu yazabilir miyim arkadaşlar? A1 artı A2 artı A3 eşittir A4 artı A6. Şimdi toplam meyve miktarı 12. ayda alınan meyve ağırlığına eşittir. Buna göre 5. aydaki ağırlığımızı soruyor. Şimdi peki ne yapacağım? Şunun yerine de 3 tane A1 artı 3R eşittir 2 tane A1 artı 8R yazdım. Şimdi bundan sonrasında ne yapacağız? Buradan peki ben şunun yerine de A1 artı 11R yazabilir miyim? Burada ne oldu? A1'ler 21 tane R. Şundan bulalım ilk önce. 3 tane A1 eksi 2 A1 eşittir 5R. Buradan A1 eşittir 5R. Şimdi bunun yerine 5R yazabilirim artık. Bunun yerine de 5R yazabilirim. 11, 5, 21R bu durumda. 21R eşittir arkadaşlar 1050. Şimdi bize neyi soruyor? 5. aydaki alınan toplam ağırlığı soruyor. 1050'yi 21'e böldüm arkadaşlar. R eşittir 50. 5. aydakini soruyorsa o zaman bize A5'i soruyor. A1 artı 4R değil mi o da? 5 eksi 1'den. O da ne oldu? A1 yerine ben 5R yazabiliyordum. 9R'ye eşit. Yani 9 çarpı 50'den 450. Yani neymiş cevabımız o zaman arkadaşlar? C şıkkı. 10. sorumuz arkadaşlar. 10. soruda bize 2020 TYT sınavına hazırlanan Gülnaz ilk gün belirli sayıda soru çözdükten sonra her gün çözdüğü sayının sabit miktarda arttırmaktadır demiş. Gülnaz 3. gün 30 soru, 9. gün 102 soru çözdüğüne göre ilk 20 gündeki toplamını soruyor. Şimdi arkadaşlar A3 eşittir o zaman 30, bunu biliyoruz. A9 eşittir o zaman 102, bunu da biliyoruz. Şimdi o zaman ben şunu yazabilirim. A9 eşittir A3 artı 9 eksi 3'ten 6R. Şimdi buraya da yerine yazayım. 102 eşittir 30 artı 6R. Buradan ne geldi? 72 eşittir 6R. R eşittir 12. Şimdi onun dışında bana neyi soruyor? Şimdi şöyle bir şey yazabilir miyim? 3. gün. Şöyle diyorum. Bakın A3 eşittir A1 artı 2R. Şimdi A3'ü ben burada biliyor muyum? Biliyorum. 30. A1'i bilmiyorum. Artı 12 çarpı 24. 2'den 24. O zaman ben buradan A1'i de buldum. 6. Artık toplamını sorduğu için ilk 20 gündeki S20'yi yazabilirim. 20 bölü 2 formülümüzden 2 çarpı 6 artı 19 çarpı 2. Burası ne oldu? Sadeleşti. 10. Burada 12. 9 çarpı 12, pardon, özür dilerim. 12 parantezine aldım. 20. Burası ne geldi o zaman? 12 çarpı 2. 24. Buradan da 2400. Yani cevabımız E şıkkı arkadaşlar. 11. sorumuz. Erkut 81 cm uzunluğundaki lastiği her gün 1 bölü 3'ü kadar uzatıyor. Buna göre 15. günün sonundaki. Şimdi arkadaşlar her gün 1 bölü 3 ise 1 artı 1 bölü 3'ten ne oldu?
4 bölü 3. Her gün katı 4 bölü 3 kat arttırdı. Şimdi 15. günün sonunda soruyor bize. O zaman 4 bölü 3 81 çarpı 4 bölü 3'ün 15. kuvveti. Yani 15 buradan gerekli işlemleri yaparsak 3'ün 4. kuvveti, burası 2'nin 30. kuvveti bölü, burası neydi? 3'ün 15. kuvveti. O zaman buradan ne olur? 2'nin 30. kuvveti bölü 3'ün 11. kuvveti olur. O da hangi şık arkadaşlar? B şıkkı. Şimdi gelelim 12. sorumuza arkadaşlar. 12. soruda bize demiş ki 8 ile 5 saatler arasında görev yapan bir doktor çalışma saatlerini 1 saatlik zaman aralıklarına ayırmış ve bu zaman aralıklarında muayene ettiği hasta sayısını aşağıda tanımladığı diziyle not etmiştir. SN, N nolu zaman aralığında muayene ettiği hasta sayısı olmak üzere. Şimdi SN'i vermiş bize. 12 ile 13 zaman aralığında mola veren doktorun arda arda gelen herhangi bir iki zaman aralığında muayene ettiği toplam hasta sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi bakın, birinci zaman N 3'ten küçükken neymiş? 2'nin küpü artı 1. Pardon, birinci zamandayız. 2'nin birinci kuvveti artı 1'den 3. Şimdi ikinci zaman. Hemen geliyorum. 2'yi koyuyorum, yani en yerine 2'nin karesi artı 1. Ne oldu? 5. Şimdi üçüncü zaman. 2'nin küpü artı 1. Yani 8 artı 1'den 9. Şimdi dördüncü zamanda baktı. Zaten 0. Beşinci zaman. Gelelim 5. zamanda. Hemen bu denkleme geçtim artık. 2 çarpı 5 artı 1'den 11. Bakın 6. zaman, ilerletiyorum birazcık daha. 6. zamanda ne oldu? 2 çarpı 6 artı 1. Ne oldu? 12, 13. Bir tane daha yazayım. 7. zaman diyelim. 2 çarpı 7 artı 1'den 15. Şimdi 2 tane ard arda 5 artı 3'ten 8 olur arkadaşlar. 9 artı 0'dan 9 olur arkadaşlar. Bakın başka 11 artı 13'ten 24 olur arkadaşlar. Başka 9 artı 5'ten 14 de olur. Ama ard arda baktı hasta sayısı arkadaşlar 30 olamaz. Yani cevabımız E şıkkı. 13. sorumuza geldik arkadaşlar. 13. sorumuz, son sorumuz. Yukarıdaki tablo bir otoparkın ücreti hakkında bilgilendirme yapılması için asılmıştır. Bu parkta en sırada gelen bir müşteri otoparkı n kare eksi 8 n artı 23 bölü n artı 1 saatte terk etmektedir. Bakın n'inci sırada geliyor ve şu sırada terk ediyor. Buna göre bu otoparka gelen müşterilerden kaçı otoparka 5 TL ödeyerek otoparkı terk etmiştir. Şimdi ben diyorum ki şuradaki aralığımız 5 TL olduğu için aralık olarak şunu yazalım. 1 küçüktür. N kare eksi 8N artı 23 bölü N artı 1 küçük eşittir 2. Çünkü 2'de 2 saatte de 5 lira ödüyor. O yüzden eşitlik var. Buradaki denklemi bir çözmeye çalışalım arkadaşlar. Şurayı çözüyorum. N kare eksi 8N artı 23 küçüktür 2n artı 2. Bu tarafa attım. N kare eksi 10n. Bu tarafa atarsanız artı 21 küçüktür 0. Şimdi bakıyorum. O zaman n'e n eksi 7'ye eksi 3. N eksi 7 çarpı n eksi 3. Buradan köklerim n eşittir 7 ve n eşittir 3 geldi. Dolayısıyla bir tablosunu çizelim. 3 ile 7. Benden ne istiyor? Eşitlik olmasını istiyor. Dolayısıyla şunlar da dahil. Bana niye soruyordu? Kaçıncı o müşterilerden kaçı otoparka 5 TL olarak ödeyerek gelmiştir? Yani 7 bulduk arkadaşlar. Cevabımız Bursa. 7 cevabımız arkadaşlar. Kanalımda her gün bir video paylaşılmaktadır. Videolarım yararlı olduysa kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim.